şekilde bize anlatacak bunu. Sana bırakıyoruz. Açık mı mikrofonu? Açık mı? Tamam. Süper. Merhaba, ben Ceyda Arıcıoğlu. Bugün sizlere Google'ın temel değişikliği olan Yiğit'in de bahsettiği gibi Mobile First Index'ten bahsedeceğim. Mobile First Index'te hazırlanırken neler yapmalıyız, sitemizi nasıl kontrol ederiz gibi konulara değineceğim. Öncelikle genel bazı şeylerden bahsetmek istedim. Dünya genelinde mobil kullanımı %56'ya ulaşmış durumda. Türkiye geneline baktığımız zamansa %65.9 oranında görüyoruz. Burada mobilin artışıyla ilgili aslında bir gif koymak istemiştim ama sanırım birazcık yavaş oldu. Burada yavaşlığından pek görünemedi. Evet. Şimdi Google mobile öncelik verirken de burada bazı teknolojik olarak değişimlere gitti. İlk olarak AMP'den bahsedelim. Yani hızlandırılmış mobil sayfalar. Hızlandırılmış mobil sayfalar derken buradaki örneğimizde görüyoruz. 0.9 saniyede yüklenmiş oluyor. Orada gördüğümüzde de 3.3 saniyede yüklenmiş oluyor. Yani AMP dediğimiz sayfalarımızın daha hızlı yüklenmesi. İkinci olarak da Google'ın yine çıkardığı bir teknoloji olarak PVA, yani Progressive Web Apps. Bunda da aslında mobilden siteye girdiğimiz zaman sitemiz uygulamaymış gibi gösteriyor. Yani burada uygulamayı, yani siteyi aslında bir uygulama gibi kendi telefonumuzda ana ekranımıza ekleyebiliyoruz. Ve böylece çevrim dışı kendi bildirim alabiliyoruz. Ve böylece kullanıcı deneyimini arttırmış oluyor. O çalışıyor zaten yanında. Burada Flipkart'tan bir örnek gösterdim. Buradan şimdi esas ana konumuz olan Mobile First Indexing nedir? Daha önceden Google örümcekleri geliyordu ve sitemizi inceledikleri zaman desktop first olduğu için desktop'taki URL'lerimizi inceliyordu. Fakat şimdi artık bu şekilde ilerlemiyor ve mobil üzerinden devam ediyoruz. Yani masa üstündeki sitemizin indekslemiyor, yani o URL'lerimize bakmayıp mobil first olarak devam ediyoruz artık. Böylece de arama sonuçlarında mobil sitemizin görüntülerini görüyoruz, URL'lerini. Peki Mobile First Indexing süreci ne zaman başladı? Bu ilk olarak MobileGaden ile 2015 yılında başladık. Google sitesi mobil uyumlu olmayan sitelere arama sonuçlarında sıralamalarını düşürerek kullanıcıya aslında ilk mesajı vermiş oldu. Burada da 2015 yılında bu güncellemeyi yaptıktan sonra birçok sitenin, aslında iyi dediğimiz sitelerin sıralamalarındaki düşüşleri görüyoruz. Peki, sitemiz mobil uyumlu mu? Şimdi bunu incelerken de Google yine bize burada yardımcı olup kendi bir mobil uyumluluk test aracını bizlere sunuyor. Burada Z.org'a baktığımız zaman ana sayfamızı test etmiştim. Burada ana sayfamız mobil uyumlu olarak görünüyor. Bir tane de mobil uyumlu olmayan bir siteye örnek olarak yurt içi kargonun sitesine baktığımız zaman da burada sayfamız mobil uyumlu görünmüyor. Bir şey söyleyeyim. Mobil uyumludan kastınız ekrana güzel oturması mıdır yoksa başka arka planda değişik tanımlar mı? Yani aslında şurada göreceğimiz gibi burada mesela hem içeriklerden bahsediyorum, hem kullanıcı olarak sayfaya girdiğiniz zaman linkler birbirine ne kadar yakın, içerikler sayfada kayıyor mu? Yani tamamen... Evet, aynen. Onlardan bahsediyoruz. Yok, hayır. Burada mesela bu yurt içi kargonun mobil sitesine girdiğimiz zaman burada kullanıcı deneyiminin aslında ne kadar düşük olduğunu görüyoruz. Peki Mobile First Indexing için nasıl hazırlanabiliriz? Şimdi ilk olarak hangi teknolojiyi kullanmak istediğimize karar vermemiz lazım. Burada birinci seçeneğimiz responsive site.
Burada responsive dediğimizde hem masaüstü URL'imiz hem de mobil URL'imiz aynı ve HTML'lerimiz de aynı. Bu kullanım şekli Google'ın aslında öncelik verdiği yöntem. Hem bu şekilde kolay bakım yapabiliyoruz. Kolay bakımdan kastettiğimiz ne? Masa üstünde bir sayfanın kodunda, arka planında bir değişiklik yaptığım zaman mobilde de ayrıca gidip o değişikliği yapmama gerek yok. Zaten her ikisi için de uygulamış oluyorum. Yani böylece de burada daha kolay bir şekilde SEO tarafında testlerimi gerçekleştiriyorum. İkinci olarak da Dynamic Serving. Bunda da URL'lerim yine aynı fakat HTML'lerim farklı. Burada işte demin bahsettiğim şekilde yani hem o SEO bakımı tarafından farklılıklar yapmam gerekiyor. Masa üstünde yaptığım değişikliği ayrıca gidip mobilde yapmam gerekiyor. Ya da mesela masa üstünde gösterdiğim bir içeriği mobilde göstermeyebilirim. Mesela CSS'leri mobilde çağırmayabilirim gibi değişiklikler yapabiliyorum. Üçüncü olarak da ayrı URL'lerin kullanımı. Burada hem işte bahsettiğim URL'lerim farklı hem HTML'im farklı. Burada da iki tarafı birden test etmem gerekiyor aslında. Burada farklı URL'ler kullandığım zaman canonical etiketlerime dikkat etmem gerekiyor. Burada mobil ve desktop için birbirlerine refer etmeleri gerekiyor. Yani işte canonical etiketini koyduğum zaman yanına da alternate etiketini ekleyip desktop'ı göstermem gerekiyor. Burada bunları yaptıktan sonra teknolojimi seçtim. Peki seçtikten sonra nasıl test ederim? Test ederim kısmında Browser Stack bize yardımcı oluyor. Burada yine Zorgu denemiştim. Burada göreceğimiz gibi 50 farklı device ile işte Android, iOS, Windows gibi. Bunların hepsinden aslında sitemin ana sayfası ve ana sayfaya ek olarak işte kategori sayfam, ürün sayfam bunlar nasıl görünüyor diye hepsini her cihazdan deneyip test edebiliyorum. Bu testi yaparken canlı yayında olmanız şart mı? Yoksa bilgisayardaki Aslında bu işte web sitesi giriyorum. Bunun free trial'ı da var. Buradan alıyorum. Fakat free trial'ı kısa süreli geçerli. Buraya URL'imi girdiğim zaman direkt testi başlatıyorum. Localhost'unuza bağlanamaz. Efendim? Yani kendi sunucu bilgisayarınıza bağlanamayıp yani canlı yayında olmanız lazım. Evet, yani. Canlı evet. Da ya da test sunucusu da olur. İkinci olarak hazırlık sürecinde yapabileceğim manuel kontrollerim neler? Şimdi demin browser stack ile bir tane tool üzerinden gitmiştik. Şimdi burada nasıl ilerleyebilirim onlara bakacağız. Öncelikle masaüstü sitemi mobil olarak nasıl görürüm? Masaüstü siteme girdiğim zaman inspect kısmından burada gördüğümüz gibi şurada küçük bir telefon işareti var. Ona tıkladığım zaman burada bu masaüstü görüntüsüyken bir anda mobil görüntüye geçmiş oluyorum. Ve incelemelerimi onun üzerinden devam ediyorum. Örnek olarak aslında önce şunu gösterebilirim. Burada TripAdvisor'ın masaüstü sitesiyle karşılaşıyorum. Burada her kategoride gördüğümüz gibi dörder içerik var. Burada popüler destinasyonlarım var. Ardından burada top destinasyonlar ve footer kısmı ve şurada küçük bir içerik alanım mevcut. Burada mobile geçtiğim zaman, buradan mobile geçeceğim. Başlamadım. Seçeceğim. Aşağıdan play'i seç istersen. Dur. Yani sol altta çıkıyor. Şuradan sadece okul göremiyorum da tıklayamıyorum. Sol altta. Evet. Burada da mobil için baktığım zaman inspect dedim ve burada mobil siteme geldim. Burada site için linklerim ve sitede bulunan içeriklerim aynı mı? Bunların kontrolünü yapıyorum. Burada yine her kategoride 4 adet içeriğim bulunuyor. Sırayla hepsini inceliyorum. Burada yine 4 adet içeriğim mevcut. Yine burası top destinasyonlarım. Burada bir kısa bir içerik alanlarım var. Ve ardından footer'a geliyorum. Ve böylece aslında bu alanların birebir eşlenikli olduğunu görüyorum. Ben bir şey daha soracağım. Burada gerçi hani yükseklik
çok da önemli değil ama daha çok cihazın genişliğiyle alakalı olarak bu hani sayfalık dönüştürülmesi gerekiyor ya. Hiçbir şey yoksa o... hiçbir şey yoksa derken... Özel bir program kullanmıyorsunuz. Sadece genişliği daraltarak genişleterek bir fikir edinmek mümkün değil mi? Yani çok kaba taslak mı olsa... Tam yani responsif olmayan site olarak yok, mı? Yok, responsif site şeklinde programladınız da aşağıda mesela diyelim ki şey, telefonu tıklıyorsunuz. Evet. Hangi telefon ekranı boyutu için çalıştınız da yani daha geniş, daha dar. Şöyle. Yani telefonların kendi içerisinde bir sürü alt modelleri var. Evet. Yani aslında şuradan şöyle girdiğim zaman. Genişliği seçemiyorum. Şuradan. Var mı? Ha, tamam. Yukarıdan tamam, ilerleyebiliyorum. Üçüncü olarak kategori açıklamaları mobil sayfada yer alıyor mu? Burada Emanya örneğine baktığımız zaman yanda kategori içeriklerimi görüyorum. Fakat mobil siteye geldiğim zaman kategori içeriklerimin yer almadığını görüyorum. Yani aslında mobil tarafımda da aynı içeriklerin yer almış olması gerekiyor. Dördüncü olarak breadcrumb ve yapılandırılmış verilerim mobil sürümde bulunuyor mu? Burada şimdi hepsi buradan ana sayfa ve telefonlar olarak breadcrumb yapısını görüyoruz. Mobile geçtiğim zaman mobilde de yer aldığını görüyorum. Bir şey sorabilir miyim? Mobilde sonuçta alan kısıtlı olduğu için özellikle uzun breadcrumb'larda değişiklikler yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Hepsi burada zaten aslında o şekilde yapmış. Yani burada aslında daha uzun örnekler vardı. Ürüne tıkladığım zaman... Bu kutucuğa girdiğim zaman aslında o breadcrumb gideceğim yerlerin hepsi listeleniyor bana. Yani yine çekiyor aslında. Breadcrumb'lara yer veriyor. Kullanıcı görmüyor mu arka tarafta? Yani evet, şuraya tıkladığım zaman bir önceki ileriye kadar ana sayfaya kadar breadcrumb yapısını görmüş oluyorum. Tıklayınca mı açılıyor hamburger gibi? Evet. Yani listeleniyor orada breadcrumb'larım sırayla. Dördüncü level'a kadar indiysem oraya tıkladığım zaman evet. Önceki 3 level'da. Evet, önceki 3 level'da görüyorum. Beşinci olarak kullanıcı içeriği mobil sürümde yer alıyor mu? Kullanıcı içeriğinden kastettiğimiz review alanı. Burada desktop'taki ve mobildeki halini görüyoruz. Ve ikinci olarak da yorumlarım. Desktop'ta ve mobilde de yorumlarım yine aynı şekilde yer alıyor. Altıncı olarak CSS'lerim ve JavaScript kaynaklarım mobil user agentler tarafından taranmaya açık mı? Daha önceden aslında bunlar taranmıyorlardı. Fakat Google'ın 2014'te yaptığı açıklamayla birlikte bunları taramaya açmamızı belirtti. Bunları taramaya açtığımızı, yani açıp açmadığımızı aslında kontrol etmek için Search Console üzerinden tarama kısmından Google gibi getir alanına gelip buradan mobil akıllı telefonumu seçiyorum ve getir oluştur dediğim zaman da burada bana mobil ve masaüstü sayfalarım arasındaki görüntüyü gösteriyor. Ve böylece örneğin bir tarafta çağırıp bir tarafta çağırmadığı durumlar için buradan görüntü olarak farklılıkları tespit edebiliyorum. Bu gibi getirin nerede seçtiğinizi kaçırdım galiba. Tabii ki. Şurada Search Console'da tarama kısmında Google gibi getir. Şu anda ben Search Console'dayım. Chrome'da mıyız? Evet. Chrome'da. Bu Search Console. Yani şey, test site. Test için bunu kullanıyorum. Bu Search Console isimli bir site. Buraya kendi sistemimle giriyorum, giriş yapıyorum. Evet ve buradan zaten normal mobil için bakmak istemeseniz, kendi sitenizde de kontrol etmek istediğiniz zaman yine zaten bundan kontrol edebilirsiniz. Buradası işte tarama hatalarını, 404'lerinizi, robots.txt'nize dair birçok veriyi veriyor size burası. Buradan da JavaScript'te aslında nerelerde engelleyip engellemediğimi buradan aşağıdan engellenmiş olan alanları görebiliyorum. Bu engelli alanlarda aslında benim sistemle mi alakalı third party mi onları görmüş oluyorum. Third party oldukları zaman da bir müdahale edemiyorum haliyle benim sistemden olmadıkları için. Engellemeden kısıt nedir orada? Çalıştırılamadan. Evet. Yani o JavaScript'i çağırmıyorum demek oluyor. Burada yedinci olarak da Open Graph, Twitter, Cars, Meta Robots gibi meta verilerin mobil sürümde yer alıyor mu? Burada Open Graph'ın masa üstünde bir kodunu görüyoruz, örnek kodunu. Burada propertylerime yer veriyorum. İşte title'ım, image'im, yüksekliğim, genişliğim ne olacak gibi.
Bunları buradan belirtiyorum ve mobilde de aynı şekilde bunların yer aldığını görüyorum. Aslında bu Mobile First indekse zaten ek olarak görüyorsunuzdur Twitter ve Facebook'ta artık bir paylaşım yapıldığı zaman hem içeriği görüyorum hem orada aslında kullanmak istediğim görseli seçebiliyorum. O paylaştığım içeriğin yazarından belirtmek istiyorsam onu ekleyebiliyorum gibi. Burada aslında işte paylaştığınız sesin, videonun, görselin, içeriğin her türlü şeyini buraya property olarak ekleyip onların gösterilmesini sağlayabiliyorum. Ve böylece işte kullanıcı deneyimini arttırmış oluyorum bir yandan. Bunu Twitter, Facebook için uygulayabiliyoruz. Ve 8. maddede de site hızını nasıl test edebileceğim. Burada yine Google'ın bir tool'u var. PageSpeed Insight diye. Buraya URL'imi girdiğim zaman burada bana ne tür hataları düzeltmem gerektiğini burada sıralamış oluyor. Ve buradan da tıkladığım zaman bunları nasıl düzeltebileceğini göster alanından tıkladığım zaman hangi URL'lerde, nerelerde hata olduğunu ya da bu değişimi yaptığım zaman benim sistemi ne kadar hızlandırabileceğini, ne kadar kâr edeceğimi görebiliyorum. Ve Google'ın site hızıyla ilgili açıklamasına baktığımız zaman şu an için aslında mobilde site hızının etkilemeyeceğini belirtiyor. Mobil için masa üstündekinden ayrı olarak daha farklı metrikler uygulanacağını belirtiyor. O yüzden şu an için site hızıyla ilgili bir çalışma yapılıyor ve metrikleri değişecek masa üstüne göre. Yani daha farklı bir şekilde test ediliyor olacak, sıralanıyor olacak. Buraya sistemi test ederken de bir ipucu olarak DiffChecker diye bir kullandığımız aracımız mevcut. DiffChecker'a hem masa üstü, yani istersem buradan bütün içeriklerimi seçebiliyorum ya da istersem arka planda kodumu seçebiliyorum. Hem masa üstüne hem desktop'ımı buraya yan yana yerleştirdiğim zaman İkisi arasındaki farklılıkları bana sıralıyor ve böylece nerelerde değişiklik yapmam gerektiğini de aslında görmüş oluyorum. Peki, şimdi manuel olarak testimi yaptım. Şimdi bir yandan da sistemi tarayarak eksiklerime bakıyorum. Bunun için de ilk olarak Screaming Frog ile tüm sistemi mobile açıp mobilde tarıyorum. Burada configuration alanından HTTP header'dan user agent'ımı burada mobil olarak seçiyorum. Ardından mod kısmından da spider'ı seçtikten sonra burada bana burada bütün URL'lerim gördüğünüz gibi listeleniyor ve ben buradan istediğim şekilde şu yukarıdaki menüde yer alan response code kısmından 301, 400, 500 kodu sahip sayfalarımı görebiliyorum. Buna dair hatalarımı inceleyebiliyorum. Ya da page title kısmına girip burada mobilde aslında sayfalarımın title'larının ne kadar uzun olduğunu ya da onları kısaltıp kısaltmamam, uzatmam gerektiğini görüyorum. Ve bu şekilde işte H1 etiketlerimi, H2 etiketlerim gibi ve bu menü bu şekilde uzayıp devam ediyor. Ve mobilde bütün hatalarımı buradan tarayıp düzeltmelerimi gerçekleştirebiliyorum. İkinci olarak da demin aslında manuel kontroller kısmında breadcrumb'dan bahsetmiştik. Burada da Screaming Frog yine configuration'dan extraction bölümüne girdiğim zaman burada regex'le küçük bir kod ekleyip mobildeki breadcrumb'larımı ve şemamı inceleyebiliyorum. Ve bu sayede de işte breadcrumb'ım var mı, doğru kullandım mı gibi bunları test edebiliyorum. Üçüncü olarak da deep crawl'da tarama yapıyorum. Deep crawl'da da gördüğümüz gibi ilk başta sitemizi kurarken burada Advanced Settings alanından Googlebot'a giriyorum ve Googlebot kısmından smartphone seçip kurulumumu tamamlıyorum. Ardından menü kısmından mobil seçiyorum ve burada bana aslında kaç sayfam responsive veya kaç tane AMP içeren sayfam var gibi incelemek istediğim özellikleri veriyor. Burada da daha detaylı olarak görebiliyorum. Burada işte ne kadar 200 döndüren AMP sayfam var ya da içeriklerim nasıl,
eşleşiyor mu, eşleşmiyor mu gibi onlara bakabiliyorum. Ve burada categorization kısmında da yine demin bahsettiğim işte responsive sayfalarım ne kadar, dynamic search sayfalarım ne kadar, ne kadar AMP'li AMP sayfam var. Onlara buradan bakabiliyorum. Peki şimdi bunlara baktıktan sonra da Google bu değişikliği ne zaman yapacak? İlk olarak 4 Kasım 2016'da kendi blogunda bununla ilgili duyurusunu yaptı. Ardından Google mühendislerinden 2017'nin Mart ayında birkaç ay sonra geleceğine dair bir açıklama yapıldı. Daha sonrasında da Haziran'da 2018'in başları olarak belirtildi. Peki, mobil sitemiz yoksa ne oluyoruz? Burada aslında buradaki telefon düşmesi gibi bir düşüşle karşılaşıyoruz. Çünkü artık Google masaüstü yerine mobili indekslediği için mobil sitemiz yoksa bu şekilde biraz rahatsız edici böyle düşüşlerle karşılaşacağız. Gerginliği yetiyor, haklısın. Başlarken bazı sayı olarak ya da işte tıklanma olarak düşüşlerden bahsetmişiz. Onu hani devreye girmediyse onlar ne zaman nasıl oldu? Onu nasıl? Hani bazı firmaların... Şu şekilde bu Mobile First Index 2018 başına gelecek. Ama zaten bundan önce demin bahsettiğim Mobile Garden gibi Google'ın zaten mobile ilgili yaptığı güncellemeler mevcuttu. Zaten sonra düşüş oldu. Evet oldu. Şimdi daha da yani eğer ki evet First Index'e uygun olmazsanız bu demin bahsettiğim şekilde bu manuel kontrollerinizi yapıp onlara uygun değilse daha da ciddi düşüşler yaşanmaya başlayacak. Geçiş döneminde yer değiştirmek çok olacak muhtemelen. Evet tabii ki. Peki son olarak bunların hepsini yaptık. Mobil verilerimi nasıl ölçümlerim? Buradan Search Console'dan faydalanıyorum. Öncelikle Search Console'un mobil kullanılabilirlik raporuna girdiğim zaman burada aslında demin sizin sorunuza verdiğim yanıt olarak burada metinlerim okunamayacak kadar küçük mü? İçeriklerim ekrandan geniş ya da tıklanabilir ögelerim birbirine çok yakın gibi hangi sayfada ne tür hatalarım olduğunu buradan görebiliyorum. Ve yine Search Console'da tarama hataları kısmından akıllı telefon seçtiğim zaman burada 400 kodu hatasına sahip sayfalarımı görüyorum ya da 500'lüleri. Buradan yine hatalarımı inceleyebiliyorum. Ve buradan da yine Search Console üzerinden arama trafiğinden Search Analytics'e baktığım zaman buradan cihazlardan mobil seçip burada tıklanma oranı, gösterimleri gibi çeşitli metriklere ulaşabiliyorum. Ve dördüncü olarak SEMrush'a baktığım zaman da desktop ve mobil olarak karşılaştırmalarını görüyorum. Burada ilk ekran görüntüsü desktop'tan, burada 5.6 milyon kadar keyword'de sıralanırken, burada mobilde 40 bin kadar keyword'de sıralanıyorum ve burada trafiklerimi karşılaştırma fırsatı buluyorum. Beşinci olarak da Search Metrics'im var inceleyebileceğim. Search Metrics şu an için Türkiye'de mobile açık değil aslında. Sadece yurt dışındaki siteleri inceleyebiliyorum. Fakat bir süre sonra Türkiye'de de incelemelerimi yapabileceğim. Search Metrics'ten baktığım zaman burada mobilde visibility'mi görebiliyorum. Buradan değişimlerimi takip edebiliyorum. Buradan desktop'la ve mobili yine karşılaştırabiliyorum. Ve altıncı olarak da SEO Monitor'a bakalım. Burada SEO Monitor'ın şurada gördüğünüz küçük alandan desktop ve mobil olarak seçeneğimi yapıyorum. Ve ardından mobilde ve desktop'taki visibility'lerimi görüyorum. Ve bu en alt kısımda da aslında hangi anahtar kelimede kaçıncı sırada yer aldığımı görüyorum. Şu an masaüstü açık olduğu için masaüstü işaretiyle orada sıralanmamı görüyorum. Mobile getirdiğim zaman da aynı anahtar kelimeler için ya da farklı anahtar kelimeler için mobildeki sıralanmamı göreceğim. Ardından yine burada SEO Monitor üzerinden mobil search'ümü görüyorum. Visibility'm var. Ve Google Analytics'e geçiyorum. Google Analytics'te de
burada sistemde olan kullanıcıların ne kadarının mobilde, ne kadarının masaüstünde ya da ne kadarının tabletten geldiğini görüyorum. Yine burada Analytics üzerinden genel bakıştan buradan organik trafik seçerek aslında normalde ilerliyoruz. Buradan mobil trafik seçiyorum ve ardından mobil trafiğe göre bana verilerim geliyor. Burada tabii ki ben şeyleri kapattım, verileri kapattım. Burada kitle içerisinden mobile geldiğimiz zaman burada kullanıcılarımın mobilden ne kadarının mobilden geldiğini görüyorum. Yukarıda da %72'sinin mobil trafikten geldiğini görüyorum. Ardından burada hangi cihazlardan geldiğini görebiliyorum. Ya da burada şu ikinci boyut seçeneğinden açılış sayfalarını veya oradan farklı metrikler seçerek burada daha detaylı bilgi alabiliyorum. Örneğin açılış sayfaları seçtiğim zaman, buradan bizim siteden örnek vermiştim. Açılış sayfalarını seçtiğimizde burada hangi cihazdan hangi sayfaya ne kadar kullanıcı geldiği gibi bir veriyi görebiliyorum. Burada da hidden content'ten bahsediyor. Yani kimi içerikleriniz tebliğ yapılar halinde diyelim ve gizleniyorlar. Bunlardan bahsediyoruz ve bunların indeksleneceğine dair yine Google mühendislerinden bildiri var. Ve sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Sahneden inmeye çalışıyorum. Ya ilk sunumun çok daha rahattı ya. Evet, ilk sunumum daha rahattı geçen yıl. Vallahi ya, mobile first.